Şimdi değişkenli ifadelerle ilgili problemlere bir bakalım. İlk problem diyor ki, aşağıdakileri daha kısa bir şekilde çarpım sembolü, çarpma sembolü olmadan yazınız. Birinci soruda 2 çarpı 11x'i kısaltmamız isteniyor. Elimizde 11x var ve bu 11x'i 2 ile çarparsak sonuç olarak 22x elde ederiz. 2 çarpı 11x'i başka bir şekilde de ifade edebiliriz. Parantez içinde 2 çarpı 11 çarpı x ve sonuç olarak yine 22x elde ederiz. Yani 11x'imiz var ve bu x'leri 2 ile çarpıyoruz. Sonuçta 22x'imiz oluyor. Diğer bir soruda 1,35 çarpı y ifadesi var. Bu soruda sadece direkt olarak sadeleştirme yapacağız. 1,35 çarpı y. Burada bu küçük nokta çarpım işaretidir bir de bu nokta sembolünü atabiliriz. Eğer bir sayıyı takiben bir değişken varsa, tekrarlıyorum, bir sayıyı takip eden, takiben bir değişken varsa, biliyoruz ki bu 1,35 çarpı değişken demektir. Öyle ki bu ifadeyi 1,35y olarak yeniden yazabiliriz. Yani çarpım işaretini atarak kısaltmış olduk. Diğer soruya geçelim. 3 çarpı 1 bölü 4. Bu aslında sadece bir kesirle çarpmak demek. Bu soru birinci soruydu, bu iki, bu da üçüncü soru. Üçüncü soru yani 3 çarpı 1 bölü 4 aslında 3 bölü 1 çarpı 1 bölü 4'e eşittir. Payları birbiriyle çarptığım zaman 3 elde ederim. Paydaların çarpımı ise yani 1 çarpı 4 de 4'e eşittir. Bu durumda sonuç 3 bölü 4 olur. Ve son ifademiz 1 bölü 4 çarpı z. Bu soruya ikinci problemde kullandığımız yöntemin tam olarak aynısını uygulayacağız. 1,35y yani 1,35 çarpı y ikisi aynı şey. O zaman 1 bölü 4 z olarak yeniden yazabiliriz bu ifadeyi. Ya da 1 bölü 4 çarpı z bölü 1 olarak da ifade edebiliriz. Bu da 1 çarpı z bölü 4 çarpı 1'e eşittir ki bu da z bölü 4 ile tam olarak aynı şeydir. Yani bu söylediklerimin hepsi birbirine eşit. Peki burada bizden tam olarak ne yapmamızı istiyorlar? Aşağıdaki ifadelerin a eşittir eksi 3, b eşittir 2, c eşittir 5 ve c eşittir eksi 4. Aslında negatif 4 desem belki daha doğru olur. D eşittir negatif 4 için sayısal değerlerini yazınız. Yani sadece değerleri yerine koyacağız. A gördüğümüz her yere negatif 3, B gördüğümüz her yere 2, C gördüğümüz her yere 5 ve D gördüğümüz her yere de negatif 4 koyacağız. Bu problemlerden birkaç tanesini çözelim. Videoyu çok uzatmak istemediğimden hepsini çözmek istemiyorum. Öyleyse ne yapalım? Beşinci probleme bir bakalım. Elimizde 2 çarpı a artı 3 çarpı b var. a'nın negatif 3'e eşit olduğunu biliyoruz ve a yerine negatif 3 yazarsak, 2 çarpı eksi 3 artı 3 çarpı b ifadesini elde ederiz. b'nin değeri neydi? b'nin de 2'ye eşit olduğu bize verilmişti. Yani 3 çarpı 2. O halde sonucumuz ne olur? Farklı bir renkle yazalım. 2 çarpı negatif 3, negatif 6'ya eşittir. Ve bunu 3 çarpı 2 ile toplayalım. 3 çarpı 2 de pozitif 6'dır. Böylece sonucumuz 0 çıkar. İşlemleri hangi sırayla yaptığımıza dikkat edin. İki sayıyı toplamadan önce çarpma işlemlerini yaptım. Çarpma ve bölmenin toplama ve çıkarmaya göre işlem önceliği vardır. Şimdi altıncı probleme geçelim. İşlemleri hemen buraya yapacağım. Elimizde 4 çarpı c, c'nin 5'e eşit olduğu bize verilmişti. Yani 4 çarpı 5 artı d. d eksi ya da negatif 4'e eşitti değil mi? Sonuç olarak 4 çarpı 5 yani 20 artı negatif 4 elde ederiz. Bu ifade eksi 4 ile aynı şeydir ve bu işlemin sonucu 16 olur. Şimdi de daha zor problemlerden bir tanesini çözelim. Onuncu problem biraz göz korkutucu gibi duruyor. Eğer okuyabiliyorsanız payda a eksi 4b olduğunu göreceksiniz. Biraz küçük yazılmış. a'nın değeri eksi 3'tü. Yani elimizde eksi 3 eksi 4 çarpı b var. b neydi? b de 2 idi. Yani 4 çarpı 2. Hatırlayın, a ve b değerleri yukarıda verilmiştir. Şimdi bu ifadeyi, 3c artı 2d'ye bölelim. c'nin değeri 5'ti. Yani 3 çarpı 5 artı 2 çarpı d. d neydi? d kimdi? d negatif 4'tü. Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Öncelikle işlem sırasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çarpma işlemi, toplama ve çıkarma işleminden önce geliyor. Öyleyse bu kesirli ifade eksi 3 eksi 4 çarpı 2 yani eksi 8 bölü 3 çarpı 5 yani 15 artı 2 çarpı negatif 4 eksi 8'dir. 2 çarpı negatif 4. Aslında 15 artı negatif 8, 15 eksi 8'dir. Bu durumda pay negatif 3 eksi 8 yani negatif 11 olur. Payda ise 15 eksi 8, yani 7'dir. Böylece 10. problemi negatif 11 bölü 7 olarak sadeleştirdik. Şimdi de aşağıdaki problemlerden bazılarını çözelim. Bazı, bazı üstel ifadeler görüyoruz. Zor sorulardan bir tanesini seçeceğim. Mesela 18. problemi çözelim. 2x kare eksi 3x kare artı 5x eksi 4. Aslında o kadar da zor değilmiş. Buradaki tek değişkenimiz x. Buraya tekrar yazalım. 2x kare eksi 3x kare artı 5x eksi 4. x'in değerinin eksi 1 olduğu bize verilmiş. x yerine negatif 1 eksi 1 yazmadan önce bu ifadeyi biraz daha basitleştirebiliriz. 2x kare eksi 3x kare var. Bu 2 eksi 3 çarpı bir şey eşittir. Yani negatif 1 çarpı bir şey. Bu da negatif 1x kare artı 5x eksi 4'e eşit olur. x'in negatif 1 olduğunu biliyoruz. Negatif 1 çarpı x kare. Yani negatif 1'in karesi artı 5 çarpı negatif 1 eksi 4. Bu ifade neye eşittir? Negatif 1'in karesi 1'dir. Yani pozitiftir. Böylece bütün bu ifade, bütün bu ifade negatif 1 artı 5 çarpı negatif 1 eksi 4'e sadeleştirilmiş oluyor. Tabii ki çarpma işlemine öncelik veriyoruz. Negatif 1 eksi 5, negatif 6 eder. Negatif 6 eksi 4 ise negatif 10'a eşittir. Değişkenli ifadeler bölümündeki bütün soru çeşitlerini görebilmek için son iki soruyu da çözelim. X adet uzaktan kumanda öğretmenin bir haftalık maliyeti C'ymiş. Burada C maliyet, X ise uzaktan kumanda sayısını belirtiyor. Ve bu ikisi arasındaki ilişki bu formülle verilmiş. Maliyet eşittir 2000 artı 3 çarpı uzaktan kumandaların sayısı. Bu soruda maliyet dolar cinsinden verilmiş. A şıkkında 1000 tane uzaktan kumanda öğretmenin maliyeti nedir diye soruluyor. X uzaktan kumanda sayısıydı. A şıkkının cevabını formülü kullanarak buraya yazalım. Maliyet eşittir 2000 artı 3 çarpı uzaktan kumanda sayısı yani 3 çarpı 1000. Bu durumda sonucumuz 2000 artı 3 çarpı 1000, yani 3000 olacak ki bu da 5000 dolara eşittir. A şıkkının cevabı 5000 dolarmış. Şimdi B şıkkına geçelim. 2000 uzaktan kumanda öğretmenin maliyeti nedir? Maliyet ne dedik? 2000 artı 3 çarpı uzaktan kumanda sayısına, yani 3 çarpı 2000'e eşittir. Bu durumda sonucumuz 2000 artı 3 çarpı 2000'dir. 3 çarpı 2000, 6000 e eşittir. Ve böylece cevabı 8000 dolar olarak buluruz. Şimdi de 22. soruya gelelim. Kapaksız bir kutunun hacmi 4x çarpı 10 eksi x'in karesi olarak verilmiş. Burada x inç cinsinden bir uzunluk ve v ise inç küp cinsinden hacimdir. x 2 eşit olduğu zaman hacim nedir? A şıkkı için sadece x gördüğümüz yerlere 2 koyacağız. Hacim eşittir 4 çarpı x, yani 2 çarpı 10 eksi 2'nin karesi. 4 çarpı 2, 8'e eşittir ve 10 eksi 2 de 8'dir. 8'in karesi 64'tür. Bu durumda sonucun 8 üzeri 3 olduğunu söyleyebilirsiniz. 64 ile 8'i çarpalım, 4 çarpı 8, 32 eder. 6 çarpı 8 de 48'dir. 3 eklersek 51 olur. Yani cevabımız 512'ymiş. Peki, x değeri 3 olduğu zaman hacim neye eşittir? Pembe renkle yazalım. Hacim eşittir. 4 çarpı 3, x yerine 3 koydum. Çarpı 10 eksi 3'ün karesi. 4 çarpı 3, 12. 10 eksi 3 ise 7 eder. Öyleyse sonuç 12 çarpı 7'nin karesi. Yani 49. Cevaba tam olarak ulaşmak için çarpma işlemini de yapalım. 49 çarpı 12. 2 çarpı 9, 18 eder. 2 çarpı 4, 8. 1 eklersek 9 olur. Buraya bir 0 koyalım. 1 çarpı 9, 9'a eşittir. 1 çarpı 4, 4. Şimdi bu iki sayıyı alt alta toplayalım. 8'i aşağı indirdik. 9 artı 9, 18. 1 artı 4, 5. Böylece sonucu 588 olarak bulduk. Şahane!